Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Sefa Kolaylı. Bugünkü konuğumuz T9 2023 kasa Raptor dönüşüm. Aracımız 2018 Ford Ranger XLT modeliydi. 4x4 otomatik. Araç zaten hatasız, kusursuz bir araçtı. Arabanın rengi zaten biliyorsunuz çok güzel bir renk. Bizim kendi aracımızın renginde. Biraz ondan kopya çekerek Raptor'u yaptık. Bizimki F-150'ydi, bu Raptor oldu. Ama renkler hemen hemen birbirine çok yakın yaptığımız kombinasyonlar. Aracın gövde rengi ve piano black detayları var. Sadece alt kartel muhafazamız ve tampon altımız gri renkte kullandık. Kendi aracımızda da aynı şekilde yapmıştık zaten. Yan taraftaki dodikler T9 F-150'ye nazaran Raptor biraz daha şehirli diyebilirim. Yani daha şehirli değil de ne denir ki? Daha az yürüdü. Yani ilk şeyini ben söyleyeyim. Ben bu aracı kullandım. Benim araç Sefa'da bakımdaydı. Yani o kadar keyifli ve rahat bir araba ki anlatamam size. Karda denedik yani direkt. Ne yapıyorsun abi? Ha? Ne yapıyorsun? Merhaba. Sabote ettin videoyu. Teşekkür ederim. Özgür abi senin kullandığın o arabaydı. Bu onun ikizi. Bu o değil mi? T9 Raptor. Ha, aynı. Benziyor. Aynısı ama değil mi? Aynısı. İkizledi. O onunla bunun arasındaki fark abi far farkı, panjur farkı. Bir de kaputun formu. O kadar. O kadar. Geri kalanı her şey. Geri kalanı hemen hemen aynı. Gene de keyifli. L200 mü Ford mu? Bizim koca olan ya. Ya tabii ki bu. Koca olan içeride yapılıyor şu an. Emektar. Tabii ileriki emektar zamanlarda canım. Belki. Yapacağız Özgür abi. Sana bir tane Ranger yapacağız. Hadi bakalım. O zaman görüşürüz. Kusura bakma. Gayet. Böldüm ben. Kusura bakma. Allah razı olsun görüşürüz. Abi görüşürüz. Hoşça kal. Evet, Özgür abi de Kocaoğlan'ın yanına uğurladığımıza göre aracımıza devam edelim. Buradan Burcu abla sana da çok selam. Aracımızın tanıtımına devam edelim. Aracımızda 13 santim yükseltme var, 5 santim kupa, geri kalan 8 santimi de yürüyen ve amortisör üstü getten oluşuyor. Bu aracımızda yine -44 offset türbülans jant kullandık ama bu sefer BF Goodrich AT modeli 325-60-20 ebat bir AT lastik kullandık. Bu lastiği test edemedim ama bence konforlu bir lastiktir. Artık sahibinden yol testini isteyeceğim. Muhtemelen o da bana artlarını eksilerini söyleyecektir. Yan tarafa geldiğimizde orijinal ayna yine detaylarımıza uyması için piano bile kaplama yaptık. Aynı şekilde kapı kollarımız kaplama. Yandaki basamak orijinal kendi basamağı, biz sadece aydınlatma yaptık. Arkada 2, önde 1 numara cam filmi, Amerikan termal cam filmi uygulaması yapıldı bu araca. Yine arka tarafa doğru geldiğimizde 4 delicili güzel bir roll barımız mevcut. Burada da kancaları var. Ağ gerip, file gerip, sürücü kapağında üzerine ürün koymanıza yarayan kanca sistemleri var burada. En arka tarafa geldiğimizde smoke stoplarımızın montajını yaptık ve arkada Ford yazılı bir bagaj kapağı kabartmamız mevcut. Bunun dışında yine yerli model bir sürgü kapağı uygulaması yapıldı. Arkada çift delicili yeni nesil bir çelik tamponumuz var. Evet, şimdi bir de başka bu araçta neyimiz var? Tabii ki de start stopumuz var. Zaten videonun en başında arabanın yanına yanaştığımda burada ön parklar bir çalıştı falan. İşi bilenler muhtemelen anlamıştır araçta start stop olduğunu. Biliyorsunuz ki bu üründe aracın yanına yaklaştığınızda otomatikman kapıları açıyor. Uzaklaştığınızda da otomatikman kilitliyor. Yani eller serbest modu var. Onun dışında da şurada x2, bu Ford'un kumandası. Bunun bir sürü modeli var. İstediğiniz modelde kumanda temin edilebiliyor. Şu şekilde. yedi saniye yakın basık tuttuğunuzda araba çalışıyor ve herhangi bir komut vererek açma ya da kapama tuşuna basarak
tekrardan aracı istop edebiliyorsunuz. Bunun dışında start stop'la yine gelen bir özellik keypad. Camda keypad'iniz var. Eğer ki aracın kumandası yanınızda değilse, kaybolduysa, düştüyse ya da atıyorum bir otoparka bıraktınız ama arabanın anahtarını sizin için otoparka bırakan arkadaş cebinde alıp gitti, otoparkçıya teslim etmedi. Buradan keypad'den şifrenizi tuşlayarak aracın kapılarını açabiliyor, kilitleyebiliyor ve aynı zamanda çalıştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda da içeride yine kontak kısmına start stop butonumuz geliyor. Start stop'a bastığınız zaman araç çalışıyor. T9 Raptor ve T9 F150 arasındaki farkları bana Instagram'dan çok fazla soran arkadaşımız oluyor. Kitte ne gibi farklılıklar var, bize bunları yazar mısınız diyor. Ama bu yazarak falan anlatılabilecek bir şey değil. Eğer bu soruyu soran arkadaşlar da bu videoya denk gelirse buradan aralarındaki farkı çok rahat bir şekilde ayırt edebilirler. Ben şuradan hemen hızlıca aradaki farkı size söylemek istiyorum. Raptor'daki kaputta bir scoop yok ama F150'nin üzerinde bir scoop geliyor. Öndeki 3 led yine aynı şekilde. Aradaki kaput farkları bunlar. Çamurluklara geldiğim zaman Raptor'un çamurluklarının formu farklı ve saçtan yapılıyor. T9 F150'nin çamurluklarının formu çok daha farklı. ABS plastik. Farlardaki farkları görüyorsunuz zaten. Birisi çok daha büyük bir far. Ama bu arabaların ikisinde kombinasyonu hani yükseltmesine kadar aynı. Yan yana biz düz zeminde aldığımız zaman Raptor ondan bir tık daha, yani bir 2 santim daha yukarıda görünüyor. Çünkü Raptor'un kafa F150 gibi sıfırdan gelmiyor. Daha önceki videoda, tanıtım videosunda göstermiş. Raptor'un ön tarafı kitten dolayı hemen hemen bir 5-6 santim yukarı kalkıyor. Neden 2 santim daha yüksek? Çünkü bu araçtaki lastikler MT, bundaki lastikler AT. Aralarında yine 1,5-2 santime yakın bir yükseklik farkı var. Ona rağmen hala Raptor'un kafa tarafı F150 T9'dan biraz daha yüksekte duruyor. Bunun dışında panjurlarda farklılıklar var. Ford yazılarında farklar var. Ön tampon bence çok farklı. Çok benzetenler var ama bence formları, yapıları, her şeyle çok farklı. Bir tanesinde tek sis farı var. Orijinal Raptor'da zaten bu şekilde. Bir tanesinde de çift sis farı var. Raptor kitimizin içinde arkada komple çamurluk yok. Sadece arka dodikler geliyor ama T9 F150'nin arka tarafına sağ ve sol olarak çamurluklar artı stoplarımız geliyor. İki aracı da biz yan yana aldık. Şu anda zaten görüntülerini izliyorsunuz. Hangisi sizin zevkinize daha çok hitap ediyorsa buyurun gelin o projeyi yapalım. Biz buradayız. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.